Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Reklam arasında Gökhan hiç önüne bir tahta aldı. Kalem bir hazırlık içinde ama neyin hazırlığı içinde gerçekten dehşet içindeyim şu anda. Yani ne yapıyorsun? Sana artık yazarak anlatacağım. Öyle mi? Peki. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Şimdi açan izleyicilerimize bilgi vermek açısından. Ben dedim ki Fenerbahçe'de Ali Koç, Galatasaray'da Fuat Terim eleştirilmezken tam aynı durumlarda yöneticiler ve teknik heyet eleştiriliyor. Niye Ali Koç ve Fuat Terim dokunulmaz dedim. Gökhan Dinç tahtaya yazdı. Nasıl anlatacak çok merak ediyorum ben. Buyurun Gökhan Bey. Yaz bir, yani istersen yarın sabah konuşalım yani devam yok, edeceksin. Şimdi devamında sen hani beni geliştirirsin. Şöyle tutsam kafi olur mu? Sen görebiliyor benim musun? Hayatım seni geliştirmekle geçiyor. Görüyorum. Buradan bak. Ekrandan görebiliyor musun? Görüyorum. Şimdi bak. Fenerbahçe'deki yazın da çok güzel. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'deki değişiklikleri söylüyorum. Suna uygun mu senin için? Mükemmel süper diyor. Mükemmel. Seni düşünerek abi yapıyorum. Aman. Ben bir yönetmen dostuyum zaten. Efendim? YouTube'luk olmayalım. Doğru düşme. Sıkıntı olma. Fenerbahçe'de bir anda kaybolma yani. Fenerbahçe'deki değişenleri söylüyorum. Başkan, sportif direktör, teknik direktör, 11 tane oyuncu. Tamam? Tamam. Sayın Başkan bir sportif direktör getirdi. Sportif direktörün istediği teknik direktörü getirdi. Teknik direktörün ve sportif direktörün istediği oyuncuları tek tek aldı. Kimler? Ayev, kağıt üstünde kötü transfer diyemezsin. Jailson, kağıt üstünde kötü transfer diyemezsin. Harun, kağıt üstünde kötü transfer diyemezsin. Frey, kötü transfer. Berke'ye kötü transfer diyemezsin. Tolga gereksiz transfer. Silimani'ye kötü transfer diyemezsin. Reyes'e kötü transfer diyemezsin. Reyes'e kötü transfer. Ferdi'ye transfer abi, kötü transfer diyemezsin. Benzia'ya kötü transfer diyemezsin. Hadi buna kötü transfer diyemezsin. Soru işareti diyelim. Yani şu. Fenerbahçe'de başkan, yeni seçilen başkan, sportif direktör ve teknik direktörün istediği bütün oyuncuları aldı ve yepyeni bir kadro yaptı. Geliyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkan zaten başkandı. Yeni sezona da öyle başladı. Teknik direktörü kimdi? Fatih Terim'di. Zaten Fatih Terim teknik direktör olarak görevine devam ediyor. Galatasaray'da yetiştiremedim. Sezon başında Emre'den başka hangi transferler yapıldı söyle bakayım. Nagatomo. Abi zaten oynuyordu da. Muğdat. Ömer Bayram. Evet. Ömer Bayram. Onyekuru. Başka da söyleme. Endiaye var bir de. Bir de NDI'ye. Doğru mu? Evet. Şimdi bana sor, bana söyle. Bu oyun, bu transfer listesiyle bu transfer listesi arasında fark var mı? Ama mesela bir Muğdat. Geçen sene şampiyon olmuş bir kadroya takviye bunlar. Muğdat. Gereksiz transfer. Ömer. Kötü transfer. Nagatomo. Zaten vardı. Emre. Zaten iyi transfer. Vardı, kötü transfer sonra diyemezsin. NDI'ye. Kötü transfer diyemezsin. Zaten vardı. Doğru mu? Doğru. Onyekuru. Kötü transfer diyemez. Tamam. Bunun üzerine sezon başı, sezon sonrasında Gomis gitti. Çok ilginç bir şey var. Kimse gelmedi. Ünlem. Hatta Eren de kadro dışı. Buna da ünlem. Bu karar Fatih Hoca'nın kararı. Hala da gelen giden yok. 3 tane ünlem. 3 nokta değil. Markao geldi şimdi devre arası. Şimdi onu boş ver. Devre arası transferi Fenerbahçe'de yazmadık. Sezon başında Fenerbahçe'de hocanın ve sportif direktörün istediği her türlü şart ortaya konulmuşken Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği şartlar alınmadı, oluşturulmadığı gibi elindeki en önemli güç Fatih Terim'e verdiğiniz güvenle vazgeçtiği Gomis gidiyor. Yerine de kimseyi almıyorsunuz ve alamıyorsunuz. İşte o yüzden Fenerbahçe'de sorumlu sportif direktörle teknik direktör, Galatasaray'da problem ve sorun Mustafa Cengiz ve yönetimi. Bilmem ikna edebildim. Edemedin. Abi şu koca tabloda sana katılabileceğim bir tane durum var. Gomis gitti, yerine oyuncu alınmadı. Fatih Terim'in listesinden kaç tane oyuncu alındı abi? Bana onu söyle. Emre Akbaba kimin listesinde abi? Nagatomo 3 milyon euro verildi Nagatomo'ya. Asamoah alınabilirdi, sıfır. Alınamadı işte. Sıfır alınabilir. Tercih etmedi Fatih Hoca. Fatih Hoca Nagatomo'yu tercih etti. Yani ben doğrudur yanlıştır tartışmıyorum. Bence de Nagatomo hayran olduğum için ben yani uzun yıllar kalsın istiyorum. Nagatomo kötü bir tercih değil. Değil. Yani Emre Nagatomo. Ama zaten kadrodaydı. NDI'ye. İlave olarak ne yaptı Galatasaray abi, kulübü? Tamam, şampiyon kadroya mı? Evet, şampiyon kadroya ne yaptı? Şampiyon kadroya Emre Akbaba'yı getirdi. Evet. Nagatomo zaten vardı. Geç. Onyekuru geldi. NDI'ye geri döndü.
Değil mi? Bunlar önemli transferler. Çok önemli transferler. İki tane transfer bahsediyorsun. Zaten NDI'ye vardı, geri döndü. Vardı ama gitti devre arasında. Tamam, gitti geri döndü. Yoksa yoktu yani. Tamam, gitti geri döndü. Vardı zaten sende yani. Yani çok önemli bir, yepyeni bir adam getirmedin. Onyekuru geldi. Tamam, eyvallah. Rodriguez gitti. Şimdi gitti ama. Tamam, Gomis gitti. Kimi aldın yerine? 29 abi, gol buradan, atmış adamı aldın. 29 gol atmış adamı aldın sen. Attın, gönderdin Fatih Terim'e. Dedin ki ben sana iki tane santrafor alacağım dedin. Bir tane bırak santraforu. Santrafor. Evet. Bırak Gomis'in yerine bir tane santrafor. İki tane santrafor. Bir tane santrafor almadın. Ve ilk yarıyı bitirdin. Yani sen diyorsun ki bu tabloda Ali Koç üzerine düşeni yerine getirdi. Kesinlikle. Mustafa Cengiz üzerine düşeni yerine getiremedi. Geliyorum ki bir de her şeye rağmen bakıyorsun, bu tabloda Fatih Terim üzerine düşeni yerine getirdi. Fenerbahçe Fatih teknik heyeti getiremedi mi? Fenerbahçe teknik heyeti getiremediği %100 de. Fatih Hoca'nın da yaptığı tek yanlış Fenerbahçe maçındaki gerginlikler, aldığı ceza. Fatih Hoca 10 maç ceza aldı. Yani, Fatih Hoca'nın, ben o gün söyledim. Yani Galatasaray ligin ilk yarısını 4. sırada mı tamamladı? 4 mü 3 mü? 29 puanla 5. Başakşehir, Kasımpaşa, Kasımpaşa, yeni, Trabzon, yeni Malatya, yeni Malatya. 5. galiba ya. Bir ya 5. Galatasaray 4 tane 29 puanlı var 5. üstünde. 5. Trabzon üstünde 5. bitirdi. 5. bitirdiyse bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir abi. Bunu ben sadece Gomis'le açıklayamam. Peki sen Fatih Terim diyorsun. Bir de o zaman matematiğe bakalım. Başakşehir'in kaç puanı var? Abi şimdi çok geçti. Galatasaray'ın kaç puanı var? Bunun 35 puanı var. Bunun 29 puanı var. Aradaki puan farkı kaç? 6. Yani 2 maç yapar değil mi? Evet. Şimdi sen diyorsun ki Galatasaray şampiyonluk şansının en büyük, şampiyonun en büyük adayı diyorsun. Evet, öyle. Bunu nasıl, sana kim söyletiyor? Bu puan tablosu söyletiyor sana. Galatasaray'ın kadrosu kaliteli, onun için söylüyor. Bu puan tablosu da söylüyor sana. Fenerbahçe'nin... Ama bak güle oynaya, elini kolunu sallaya sallaya Galatasaray ligin ilk yarısını Başakşehir'in 4-5 puan önünde bitirebilirdi Fatih Terim'in hataları. Yok, onu Fenerbahçe yapar. Ersun Yanal'ı Fenerbahçe yapar. Fatih Terim'in hatası olmasaydı. Ligin bitimine haftalar kala şampiyon olan Fenerbahçe, oynaya, Ersun Yanal olur da. Galatasaray bu sene, yani bu Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar olmasaydı. Bak Gomis doğru bir etkendir. Gomis kalsaydı. Yani eğer yani şu kadar tabloda sen... ikna olmadıysan senin başka türlü hesapların vardır. Kusura bakma. Ne hesabı? Bu zamana kadar senin hiçbir hesap kitap yapmadığını, hesap kitap yapmayan bilmiyorum. Senin başka türlü bir hesabın var. Yani Mustafa Cengiz Başkanı'na ilgili senin başka türlü hesabın var. Ben Fatih Terim bu tabloda sorumluluk sahibi değildir demiyorum. Tabii ben ki de Mustafa sorumluluk Cengiz sahibidir. Sorumluluk sahibi değildir demiyorum. Ama sen... Ben bak, sen aynı noktada işte tersten söylüyorum. Ben diyorum ki, bak bu tabloda sol tarafta Komolli de sorumludur, Koku da sorumludur, Ali Koç da sorumludur. Bu diğer tarafa döndüğümüzde Mustafa Cengiz de sorumludur. Fatih Terim de sorumludur. Abdurrahim Albayrak da sorumludur. Diyorum ben. Ve ekliyorum. Diyorum ki ama Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a toz kondurmuyor. Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e toz kondurmuyor. Fenerbahçe taraftarı diyor ki Ali Koç daha ne yapsın kardeşim diyor. Galatasaray taraftarı da Fatih Terim'i golcü almadınız Fatih Terim'e diyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Fenerbahçe'deki sorumluluk sahibi insanları bana göre %20'si yönetim. O da yaptığı tercihleri iyi araştırıp iyi analiz edip yapmalıydı. Yapamadı. İyi analiz yapamadı derken tercihleri yanlış oldu. %80'i de gel Galatasaray'a. Gel Galatasaray'a geliyoruz. Galatasaray'da bugünkü tablonun bence yönetimin payı ve teknik heyetin payı diyorsun, teknik direktörün payı diyorsun. Ben burada yönetimin %80, Fatih Terim'in de %20 olduğunu düşündüm. Abi nasıl %20 ya? Senin teknik sana direktörün 10 maç ceza aldı anlattım ya. 10 sana maç. İşte %20'lik payı o. %20'lik payı o. Galatasaray'ın başında Fatih Terim değil başka bir hoca olsaydı. İşte benim tam söylediğim şeyi söylüyorsun. Galatasaray'da %20 Fatih Terim, yönetim öbür tarafta %20. Burada %80 teknik heyet. Burada %80 yönetim. Ben bu fotoğrafı ben açıklayamıyorum kendime ya. Yani kusura bakma. Yani anlamıyorum da senin anlatmaya çalıştığın şeyi de anlamıyorum. Anlayamıyorum. Yani yani ben anlatamıyor da olabilirim. Yok, sen anlatıyorsundur da ben anlayamıyorum. Yani seni şimdi bir taraftan diyorsun ki Fatih Terim suçlu ama Galatasaray şampiyonluğun en ciddi adaylarından bir tanesi. Şu nasıl oluyor abi? Şunu söyle bana. Geçen sene Galatasaray şampiyon yani oldu değil mi? Evet. Yani benzer bir takımla şampiyon oldu. Yani anlattım bugün, ama anlamıyorsun. Ay, geçen sene şampiyon oldu. Daha fazla bir şey yapamam. Abi yani bana şunu söyler misin abi? Başarı Fatih Terim, başarısızlık yönetim. Nasıl oluyor bu?
Bu son derece ilkel futbol iklimlerinin yaşandığı ülkelerde böyle araştırmalar ve böyle paylaştırmalar yapılır. Başarı da başarısızlık da teknik direktörün ve yönetimindir. Bu iki kere iki daha dört. Tam %80-20 diyorsun. Yönetim, sezon sonunda, şampiyonlukta başarı ve başarısızlık tartışması, genel bir tartışmadan bahsediyorsun sen. Sen genel bir tartışma. Hayır, ben tam Galatasaray özelinde söylüyorum. Yani nasıl? Önemsel bir şeyden bahsetmiyorsun ama sen. Galatasaray şampiyon olunca bizi Fatih Terim yaptı. Galatasaray başarısız olunca abi bu yönetimle de Fatih Hoca ne yapsın? Ne istese olmadı. Peki oluyor. Ben de şunu söylüyorum. Bir başka tartışma konusu da hepsi bir çok büyük hoca ya. Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Hoca çok büyük hoca. Kötü takımla şampiyon olsunlar bakalım. Yetersiz bir takımla şampiyon olsunlar. Ondan sonra görelim muhteşem teknik direktörlüklerini. Ben buradayım. Ben bu işin bu tarafındayım. Herkes iyi takımla teknik şampiyon olabilir. Bak herkes olur demiyorum. Herkes iyi takımla şampiyon olabilir. Ama kötü takımla iyi hocalar şampiyonudur. Abi ben yetersiz takımla iyi hocalar ben şampiyon. Herkesin iyi hocanın yüksek para almasının sebebi yetersiz takımı da şampiyon yapabilme ihtimalidir. Ben abi Fenerbahçe'de Ali Koç'un, Galatasaray'da Fatih Terim'in bu tablolardaki paylarının son derece küçümsendiğini düşünüyorum. Tıpkı senin yaptığın gibi. Yani sen Ali Koç ve yönetiminin %20 payı var. Bu tarafta %80 Mustafa Cengiz'in payı var. Niye abi? Niye yani? Anlayamıyorum ya. Abi anlayamıyorsan o zaman ben sana daha fazla bir şey yapamam. Bunu da siliyorum buradan. Daha da sana daha detaylı anlatamam yani. Ben kendi fikrimin sebebini söylüyorum sana. Anlayamıyorum. İşte yaptı. Yaptım sana. Bir taraf teknik direktör yani Doğuş'a tercihi sordum, yaptı. Bizim editör Doğuş'a. Ve teknik direktör tercihinin teknik direktörün taleplerinin de birçoğunun karşılandığı bir camiadan bahsediyorsun. Diğer tarafta da elindeki eli sürekli zayıflatılan bir mesela Şenol Hoca. Reklam arasında Doğuş'a sordum. Dedim ki ya nasıl oluyor Doğuş? Sence nasıl Ali Koç ve Fatih Terim Fenerbahçe ve Galatasaray'daki kötü tabloda en az sorumlu olabiliyor dedim. Dedi ki abi çok güçlü iki figür ikisi de dedi. Yani seviliyor. Yani bazen insan sevdiğinin hatasını görmezden geliyor. Yani yaklaşımı bu oldu. Yanlış mı söylüyorum Doğuş? Abi. Doğru söylüyor. Bize dahil olmak istemez misin Doğuş? Ya abi doğru söylüyorsun. İki tane güçlü figür var. Bence de hataları medyada tartışıldığından daha fazla ama güçlü figürler fazla göz önünde tartışılmıyor böyle. Ben medya kısmında da değilim. Ben medya kısmında anlarım zaten insanları. Fatih Terim'i eleştiremez medyadaki adamlar. Bunu anlayabilirim. Ali Koç'u eleştiremezler. Onu da anlayabilirim. Yani kim eleştiremiyor ki? Bizim için söylemiyorum. Hayır, genel bizim için değil. Kim eleştirmiyor? Medyada dedi ya, onun için söylüyorum. Kim eleştirmiyor? Fatih Terim eleştiremediği için mi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı? Eleştirilmediği için mi? Eleştirenler Ali Koç eleştirilmediği için mi sürekli gergin? Ali Koç'u ben yani hiç eleştireni görmedim daha henüz. Nasıl görmedin abi? Yani bu tablonun sorumlusu Ali Koç'tur diyen medyada... Bu tablonun sorumlusu Ali Koç'tur demekle eleştirmek arasında... Ya sen elinde bıçakla, baltayla gir, Ali Koç'u kes istiyorsun. Abi... Camialarda bu kadar kolay değil abi. Terse dön abi, işte ben kişiye göre yapıldığını düşünüyorum. Aziz Yıldırım bu tabloda Aziz Yıldırım olsaydı, senin dediğin transferlerin hepsini Aziz Yıldırım yapsaydı ve Fenerbahçe bugün ligin 17. sırasında olsaydı, sen Gökhan Dinç olarak burada ne cam bırakmıştın ne pencere bırakmıştın. Ben sana burada Aziz Yıldırım dönüyorum. Döneminde... Ya başka dönüyorum Ali, ya. Aziz Yıldırım, dönüyorum Aziz Yıldırım Gökhan'cığım döneminde... Bir dakika abi, kişi Galatasaray'ın bu tablosunda Fatih Terim olmasaydı, Tudor olsaydı burada camı, pencereyi, Jimmy ışıkları falan devirmiştin. Burayı darmadağın etmiştin. Ama Gökhan Dinç, Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Ali Koç, abi yapsın adam Komolli, işte Alta, Koku, onlar başarısız oldu. Ama Aziz Yıldırım olduğu zaman öyle demeyecektin. Aziz Yıldırım, ey Tudor Efendi falan diye başlayacaktın abi. Lütfen dürüst olalım Gökhan Bey. Ben hayatım boyunca dürüstlüğümden hiç şey yapmadım. Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı. 20 yıl başkanlıktan sonra yanlış tercih yapma yüksün yok. Tamam, bu bir. Bu kalemde bitti. Bu da tahtayla işimiz bitti demek oluyor. Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptığı için bir şey yapamıyor. Öyle bir yanlış tercih yapma lüksü yok. Kulübü yanlış yönetme lüksü yoktu. Ali Koç'un var. Ali Koç'un şu an var. Herkes başkanlık. 17. sırada bitirdi. Bitirmedi daha. Ligin ilk yarısını 17. sırada bitirdi. Hı. Ve bu tabloda Ali Koç'un payı %20. Bana göre öyle.
Galatasaray'da Fuat Terim 10 maç ceza aldı. İşte futbolcular sahada birbirine girdi. Hasan Şaş onu yaptı, bunu yaptı. Ertesi maç Serdar Aziz topu hakeme fırlattı filan. Bu tabloda Fuat Terim'in payı %20. Bak şimdi kavgayla puan sıralamasını aynı koyuyorsun. Puan sıralamasında kavga kazanılmış, oluyor bunlar hep. Puan sıralamasında kazanılmış Fener şey Galatasaray'ın kazandığı 20 kaçtı? 9. 29 puan var. 29 puanın yegane sebebi Fatih Terim'dir. Galatasaray'da Gomis yok, golcü yok, hiç kimse yok. Galatasaray gol atıyor. Galatasaray bazen kabus olup çöküyor rakiple. Bunun tek sorunu, tek sebebi Fatih Terim'dir. Anladın mı? Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Fenerbahçe'de Koku Efendi eli poposuna zimmetli. Kenarda duruyor, eli poposuna zimmetli. Antrenman yaptırıyor. Olmuyor kardeşim. Komolli. Sen bir sürü adam getiriyorsun, adam getiriyorsun. Tutmadı, olmuyor kardeşim. Gideceksin. Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu da bilmiyorsun. Olmuyor, tutmadı. Şimdi bunları gönderecek. Gönderdi. Yerine bir Ersun Yanal gerçeği geldi. Bekle bir Ersun Yanal'la Fenerbahçe ne yapacak bakalım. Ara transfer dönemini nasıl geçirecek bir bakalım. Ondan sonra konuşalım Ali Koç'u. Biraz zaman tanımak gerekiyor Ali Koç'a. Aziz Yıldırım ilk göreve geldiğinde sen şey mi oldu zannediyorsun? 18 puan farkla şampiyon mu oldu zannediyorsun? Ya ben de aynı şeyi söylüyorum. Aziz Yıldırım'a da toz kondurmuyordu düne kadar Fenerbahçe taraftarı. Şimdi Ali Koç'a toz kondurmuyor. Ama abi zaten taraftar dediğin başkanına sahip çıkar abi. Bunda garip ne var ki? Tamam bu tabloda Aziz Yıldırım olsaydı var ya Türkiye'de. Aziz Yıldırım olsaydı böyle olmazdı zaten. Aziz Yıldırım taraftarı, yani Samandıra'ya baskınlar, taraftar statta istifalar, onlar bunlar... Tam tersi çeviriyorum. Galatasaray'da Fuat Terim'in yerinde Tudor olsa, ha bak bunu şöyle diyebilirsin. Taraftar üzerindeki kredisi çok yüksek olduğu için bu tepkiler sessiz çoğunlukta devam ediyor olabilir. Bunu anlarım. Yani Fatih Hoca'nın Galatasaray taraftarında kredisi sonsuza yakındır. Ali Koç sonsuza yakın bir krediyle geldi dersen anlarım. Bir tek açıklaması bu zaten. Dedik zaten. Ama bunları tablo... Bu tabloda Fuat Terim'in sorumluluğu %20, Ali Koç'un %20 dersen tribünlere oynuyorsun derim. Kusura bakma. Bu da benim yorumum Gökhan Bey. Kusura bakmayın. Milliyet. Kusura bakmış gibi bir tip var mı bende şu an? Sinirleniyorsun ya bazen. Yok sinirlenmiyorum. Yoruldum artık. Ben sana anlatacağımı anlattım. UEFA tehdidi. Alacakları için Galatasaray ihtarname çeken Serdar Aziz daha kestirme yolu seçti. Borçsuzluk kağıdına imza vermedi. TFF üzerinden gitmesi durumunda ara transfer sürecini kaçıracak olan milli stoper Galatasaray'ı köşeye sıkıştırarak bağımsızlığını ilan etmek isteyecek. Sarı kırmızıların yumuşak karnını UEFA'yı seçen Serdar bu şekilde Fenerbahçe'ye kavuşabilecek diyor. Nevzat Dindar eğer Serdar Aziz bu hesapları yapıyorsa ki Nevzat ben biliyorum bu %100 doğru haberdir. Serdar Aziz'e yakın çünkü. Eğer bu hesapları yapıyorsa Serdar Aziz ben Galatasaray'ın yerinde olsam 1,5 yılın sözleşmesi var. 1,5 yıl maaşını öderim. Serdar Aziz'i Florya'ya hapsederim. Eğer tarzı buysa Serdar Aziz'in. Kadro dışı bırakmak tarz mıdır? Değildir. O da yanlıştır. Tamam yanlış. O zaman ne yapacak oyuncu? Köşeye sıkıştıracak. UEFA'yı tehdit edecek. Fenerbahçe'ye gitmek için bunları yapacak filan. Bunlar yakışmıyor abi. Vazgeç 1,8 milyon eurondan. Fenerbahçe'de versin 2,4'ü Galatasaray'a. Git abi paşa. Niye vazgeçeyim? Benim sözleşmem var. Vazgeçme o zaman. Vazgeçmiyor. Fenerbahçe'ye gitmek için UEFA'yı seçiyor filan. Oynamak için gidiyor. Bak öyle demiyor. Fenerbahçe'ye kavuşabilecek diyor. O yorum kısmı da Nevzat'ın. Yani adam oynamak, serbest kalmak istiyor. Bonservisini eline almak istiyor adam. Öyle bir dünya yok işte. Yoksa da parasını ödeyeceksin öyle bir ben dünya. De bonservisimi elime almak istiyorum. Vermiyorlar. Nasıl vermiyorlar? Vermiyor. Burası da vermiyor. Öbür tarafta vermiyor. Ben de bonservis... Sen bir kere söyledin mi ben bonservisimi almak istiyorum diye? Ben yardımcı olurum. Yüksek yerlerde tanıdığım var. Bonservisini elini almak istiyorsan aldırırım ben seni. Vallahi mı? Alacaklarıma karşılık mı? Alacakların var mı ki senin? İnsanları kendine borçluymuş gibi hissetme. Gösterme insanlara. Abi bunlar... Oyuncu yapacağı... Hamleleri yapmakta özgürdür. Çünkü oyuncu bu işten para kazanıyor. Kulüpler daimidir ama o kulüpleri kendi çıkarları doğrultusunda ya da kendi egolarıyla yöneten insanların biraz daha mantıklı davranması gerekiyor. Burada Fatih Terim eleştirisidir bu da. Fatih Hoca bence yanlış bir karar verdi ve şu anda hem Galatasaray'a mesela Ozan Kabağan 11 milyon euroluk teklife rağmen satılmaması bence Galatasaray'a ihanettir. Ozan Kabak, Belhanda 20 milyon euro. Satmıyor Galatasaray şu anda. Her ikisinin satılmamasına kim sebep oluyorsa
Galatasaray'a ihanet ediyor. Fatih Terim. Sadece Fatih Terim değildir o. Fatih Terim. O zaman Fatih Terim Galatasaray'a ihanet ediyor. Ya yani satılmamasının sebebi Fatih Terim. Belhanda kulüp anlaşıyor. Belhanda ben gitmek istiyorum diyor. Fatih Hoca dur gidemezsin diyor. Yani gitme dur gidemezsin demiyor da. Ya bak gitmezsen bunlar... iyi olur diyor. 11 milyon euro Stuttgart Ozan Kabak için teklif yapıyor. Yönetim yanıyor satmak için. Fatih Hoca diyor ki olmaz sezon sonu diyor. Ama işte sezon sonu da şimdi sen Ozan'ı göndereceksin kimi alacaksın? Hocaya şimdi bunu ihanet ederken hocaya da şimdi az önce söylediğim şey kısmı yanlış anlaşılmasın. Fatih Terim Galatasaray'a ihanet ediyor demedim. Öyle dedim. Sen dedin ki bunun satılmamasının yegane sebebi Fatih Terim dedin. Ben onun üzerine dedim ki o zaman Fatih Terim dedim. Ben diyorum ki 11 milyon euroluk teklif tekrar ediyorum. Ozan Kabak'a 11 milyon. Belanda'ya da 9 milyon euro teklif varsa ve bu teklifler resmi ise. Bu teklifler resmi olmasına rağmen bu oyuncuların satılmamasına sebep olan her kimse Galatasaray'da Galatasaray'a ihanet ediyordur. Benim cümlem bu. Fatih Terim diyorum işte. İkisinin de transferine onay vermeyen, ya onay vermeyen demeyeyim de Belanda'ya yani gitme diyen şu anda Fatih Terim, Ozan Kabak'a da sezon sonuna kadar Galatasaray'da kal diyen Fatih Terim. Ya bir dakika düşünmem ya 20 milyon euro iki oyuncudan. Sen ne diyorsun abi? Öyle bir para var mı ya? Sen bulacaksın abi senin görevin o zaten. İşin o yani. Sen zaten bütün transfer piyasasını iyi biliyor olman lazım. Galatasaray'ın profesyonelleri yok mu bu iş için? Şükrü Hanedar. Var dedin bizim ya iyi arkadaşımız. İki aydır forvet transferi hazır. İki aydır teknik evet. Yapıyorlar. İki aydır çalışıyorlar. Neyi çalışıyor? Ucuz almaya çalışıyor. Galatasaray yönetiminin hiçbir şeye çalıştığı yok. Galatasaray yönetimi. Abi Galatasaray yönetimi çalışmıyor. Sen, Şükrü Hanedar kim? Seni de yanlış Şükrü Hanedar kim? Şükrü Hanedar. Galatasaray'da seni kim yönlendiriyorsa yanlış yönlendiriyor. Şükrü Hanedar kim? Galatasaray yönetiminde iki ay önce TED'de teklif yapıldı. Alan'a teklif yapıldı. Bunların hepsi haberi yalan. Yalan seni yanlış yönlendiriyor. Şükrü Hanedar kim? Kim mi? Evet. İdari menajer değil mi? Tamam. Hı. Şükrü Hanedar kim? Nasıl kim abi ya? Bir daha soruyorum abi. İdari kim? Menajer. Şükrü Hanedar kimin kadrosunda? Galatasaray'ın. Fatih Terim'in. Değil mi? Fatih Terim'le nereye gitse. Profesyoneli yani sözleşmesi Galatasaray'la Fatih Terim'le değil yani. Yani yakınlığı açısından soruyorum ya. Galatasaray'da transfer işlerini Şükrü Hanedar'la Abdurrahim Albayrak yapıyor. Oyuncuların menajerleriyle Şükrü Hanedar konuşuyor. Teklifleri o geçiyor. Para nereye kısmını vermiyor. O başka. Ama nereye geliyorum? Yani Şükrü Hanedar görüşmeleri yapıyorsa yani her anını Fatih Hoca biliyor anlamını söylüyorum. Yani Fatih Hoca diyor ki yani kendi adına Şükrü Hanedar'ı koymuş oraya Fatih Hoca. Teknik heyet ne istiyorsa yönetim onu yapmaya çalışıyor Gökhan'cığım. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani sanki sen öyle bir algı yaratıyorsun ki ya da öyle bir algı var ki Fatih Terim Fehim'i istiyor Galatasaray yönetimi yok hocam alamayız diyor. İşte Fatih Terim bizim ilanı istiyor Galatasaray yönetimi alamıyoruz diyor. Böyle bir durum yok. Ozan'ın Galatasaray yönetimi ama şu bu durum var. Galatasaray yönetimi Ozan'ı satalım diyor Fatih Hoca satmayalım diyor. Belhanda'yı satalım diyor satmayalım diyor. Böyle bir durum var. Basiresiz, yani tersten bir durum var. Tamam yani. İşte dolayısıyla basiretsiz satmayan kim yönetim. Dolayısıyla bence yönetim ihanet ediyor. Kırmıyor işte Fatih Hoca'yı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ozan konusunda Fatih Hoca'yı kırmayan Galatasaray yönetimi Ozan'ın sözleşmesi yenilendi mi? Ozan'ın sözleşmesi yenilendi mi? Yenilenmedi. Söyle abi detay ver. Yenilenmedi. Kaç para alıyordu çocuk? Boş ver şimdi onu. Niye boş ver abi? Söylemeyeceğim abi. Var burada bir sürü yazmışlar zaten. Ne yazmış? İyileştirme yapılmaması genç oyuncuda hayal kırıklığı yaratmış. Son dakikada gidebilir diyor. Gidebilir. Onu da söylüyorum ilk günden beri. İyileştirme yapıldı da öyle hayal ettiği gibi değil. Rakamı da biliyorum da söylemeyeceğim yani. Söylemeyeceğim abi. Kaç para alıyordu bu çocuk? 220 bin TL. Aylık mı? Hayır. Ne? Yıllık 220 bin TL mi alıyor? Evet. Şimdi ne kadar? Yani kaç rakam mesela? 3 katı mı? 5 katı mı? 10 katı mı? Bilmiyorum abi. O rakamı bilmiyorum. Ne oluyor abi söyleyince? Allah Allah. Söylemezsen söyleme. Çok önemli bilgiymiş gibi. Abi ama bana ne abi Ozan Kabak kaç para transfer alıyormuş almıyormuş. Tamam iyileştirme yapıldı mı? Tatmin etmemiş. Doğru mu? Evet. Etmez etmesi mümkün değil. 250 bin lira mı yapmışlar? Söyleyeyim. Ha. Madem zorladın söyleyeyim. Galatasaray yönetimi Ozan Kabak'a kalan 4 ay için yani geçtim. İlk yarıyı geçtim. 220 bini de unut. 4 ay sene sonuna kadar aylık 100 bin TL teklif etti.
Yani sene sonuna kadar 400 bin TL ödeyecek. 100 bin, 100 bin, 100 bin, 100 bin aylık. 220'den de alacağı vardı ya. Onları da işte 100'ün içine ekledi. Yetmedi mi Ozan'a bu? Gökhan'cığım şu anda Ozan için yani 2 milyon euroluk teklif var masada. He. O zaman Ozan efendi. Yani yılda 2 milyon euro. O zaman Ozan kardeşim. 2 milyon euro ne kadar yapıyor biliyor musun? Tamam. O ne zaman, kadar yapıyor biliyor musun? O zaman Ozan kardeşime. 12 milyon TL yapıyor sen 100 bin liradan konuşuyorsun. Tamam. Ben işte o zaman Ozan kardeşime ne dedim? Kendi kariyerini kimsenin eline bırakma. Varsa teklif 7,5 milyon euroluk serbest kalır maddesini kullan ve git bu kulüpten. Gitmezsen olmaz. Büyük pişmanlık yaşarsın. Git ve bizi Avrupa'da temsil et. Git orada yapabiliyorsun. Ya zaten dönsen Galatasaray'ın çocuğusun. Gidersin. Bir sene sonra, iki sene sonra baktın beceremiyorsun. Beş sene sonra, on sene sonra yine Galatasaray'a dönersin. Ama sen şu anda böyle bir ivme yakalamışken git dedik. Ne oldu? Ayda 100 bin TL teklif yaptılar. Yok hancım, hadi gidebilir. Kalma şimdi. Gidebilir. Ha şimdi de para için gitti olur. Ya bak kimse... Bak kimse Fatih Terim'den, yönetimden, şundan, bundan falan çekinmesin. Herkes kendi kariyeriyle ilgili kendi kararını versin. Herkes dürüst olsun aslında. Herkes dürüst değil abi. Kimse dürüst değil. Herkes değil, kimse yani dürüst. Kimse, bak herkes hayatta, yani bu hayatta da böyle de spor dünyasının içinde çok daha fazla bu. Spor dünyasının içinde herkes kendi çıkarını düşünüyor arkadaş. Hocası oyuncu lazımsa oyuncu ona göre davranıyor. Yani kimse ya bu çocuk bana lazım ama ya bu çocuk da işte yılda burada 100 bin lira kazanırken 200 bin şey 2 milyon euro kazanacak demiyor abi demiyor. Zaten Serdar Aziz demiyor ki abi ben gideyim Fenerbahçe'de oynayayım 1.8'de sileyim demiyor. Ben paramı verin benim diyor abi. Tarık Çamdal 4,5 senedir Galatasaray'da yatıyor. Yatıyor bak ya bildiğin yatıyor ha bak. Ara ara Florya'da çimlere yatıyor böyle güneşleniyor. 1.6 milyon euro para kazanıyor. Demiyor ki abi ya ben bu parayı acaba hak etmiyor muyum? Yani bir sözleşme imzaladılar belli ama. Ya artık bu da ayıp demiyor yani. Herkes kendini düşünüyor arkadaş. Kulüp başkanları da kendini düşünüyor işte. Onlar da kendini düşünüyor. Başkanları da kendini düşündüğü için böyle oluyor zaten. Onlar da kendini düşünüyor. Herkes kendini düşünüyor abi. Bize aynı anda gruptan gelen mesaj belli oluyor. Çok belli oluyor yayında. Öyle mi? Evet. Çok belli ediyorsun. Peki. Geçelim abi. Serdar Aziz'e son teklif. 2.4 milyon euroyu bonservis olarak teklif etmeyi kararlaştırmış. Zaten böyle değil miydi? Geçelim. Slimani ve Soldado'ya güvenerek yola çıkamazsın demiş Güntekin Onay. Slimani birinci santraforum demek risk. Bir analiz yapmış iki oyuncuyla ilgili. Son iki yılda oynadığı ligde iki gol atmış Slimani ve bu sezon ligde golü olmayan Soldado ile devam etmek çok akla yatkın değil. Fenerbahçe forvet almalı diyor anladığım kadarıyla Güntekin. Güntekin Onay'ın analizini okumak isterseniz Hürriyet gazetesinde bulabilirsiniz. Geçelim. Kış sert geçecek. Sabah Fenerbahçe zorlu maratonun startını yarın Ümraniye maçıyla verecek. 43 günde en az 10 karşılaşma var diyor. Ümraniye Bursa deplasmanı, Ümraniye Türkiye Kupası içeride, Evkur Yeni Malatya ve Göztepe içeride kupa çeyrek final ilk maçı, Kayseri deplasmanı ki Şubat'ta gidiyor. Çok çetin bir hava şartıyla karşı karşıya kalabilir. Yine Zenit'le Avrupa Ligi içeride. Konyaspor'la içeride oynuyor. Zenit deplasmanına gidiyor. Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Vallahi zor işler ha. Bana ne diyorsun? Çok benzer de Galatasaray'da da öyle. Galatasaray'ın kadro şey fikstürü de böyle değil mi? Zorla evet oralarda çok işte Beşiktaş buralardan sıyrılabilir. Bir de Galatasaray için dünkü maçı ertelendi. O araya yok. Bir yere girecek. Beşiktaş'ta kupa maçı yok. O yok. Avrupa'da yok. Kupa dedim işte yani. Hani yer iki kupada yok. İki de yok. Yani bir tek lig oynayacak. Haftada bir maç oynayacak. İşte en büyük avantajı o Beşiktaş. Arzum demiş ki bir Fenerbahçe taraftarı olarak Ali Koç'u yeterince eleştiriyoruz biz. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bu sezon işleri yoluna koymak için biraz zamanı hak ediyor. Ama asla Fatih Terim gibi dokunulmaz değil. Ali Koç'sa medyada olması gerektiğinden fazla eleştiriliyor demiş.
Eleştirildiği kısımları görmek istemeyen sen, eleştirildiğini düşünen bir Fenerbahçe taraftarı. Eleştirildiğini düşünmeyen sen ve eleştirildiğini fazlasıyla düşünen bir Fenerbahçe taraftarından bahsediyorsun. Yani bunu bunun ayrımını iyi yapman lazım. İnsan sevdiğini hatalarını görmüyor. Ben senin mesela bir sürü hatan var. Seni seviyorum. Görmezden geliyorum ya. İdare ediyorum. Sen de aynı şekilde beni ya da evinde eşini ya da abini ya da anneni böyle idare ediyor. Çok sevdiğin, değer verdiğin insanların hatalarını görmezden geliyoruz. Belli bir noktadan sonra o tahammül sınırını aştıktan sonra artık o hatalar sana batmaya başlıyor. Aynı Fenerbahçe, Aziz Yıldırım meselesindeki Fenerbahçe bu. Taraftarıyla ya da herhangi bir takımın taraftarı kulübünün başkanıyla bir aşk ilişkisi ya da bir aile ilişkisi kurmuyor ki. Onun aşık olduğu taraftar, tam da aksine aşık böyle olduğu ilişki şey, kuruyor. Yani adam sen gerçekten ailesi gibi taraftarlığı görüyor. Anlamıyorsun. Ailesi abi. Gibi görüyor. Ailesi gibi gördüğü, onunla yaşıyor. Ailesinden gördüğü şey kulübü, takımı, evet. Renkleri, doğru. Forması, arması. Ne başkanı, ne futbolcusu, hiç kimseye aşık falan değil abi. Taraftar olgusunu sen kaybetmişsin. Taraftarlığın ne demek olduğunu hiç bilmemişsin. Bilmemiş. Ya da bildin, hiç sonradan unutmuşsun. Olmadım çünkü. Nasıl olmadın abi, sen şey miydin, gazeteci mi çıktın dünyaya? Yani, yani ben... annenden gazeteci mi çıktın? Elinde mikrofonla mı çıktın abi annenden? Değil miydin taraftar? Galatasaray taraftarı bunu değil sormadım, miydin? Sormadım biliyor musun? Yani eğer böyle bir durum olsaydı söylerdi herhalde annem. Mikrofonla çık. Yaka mikrofonu. Öyle bir durum olsaydı zaten bütün dünya seni konuşur olurdu canım. Aynen. Kardeşim. Yaka mikrofonuyla çıkamazsın. Peki. Sahaya dönelim biz ya. Hürriyet. Saha çok güzeldi. Forma Burak Yılmaz'ın. Cuma akşamı forma senin demiş Şenol Güneş Burak Yılmaz'a. Golcü 4045 gün sonra Beşiktaş formasını giyecek. Bayılıyorum böyle hesaplara. İsmailer. 4045 gün, 6 saat. Bu arada Burak Yılmaz da 71 giyecekmiş. 17'nin tersini giyiyor. 17 dolu olduğu için Beşiktaş'ta. O sebeple 71'i giyecek ama önümüzdeki sene 17'yi giyer muhtemelen. Kalırsa giyer. Bak böyle iddialı cümleleri araya bırakıyorsun. Sonra ben böyle dönüyorum. Yani bildiğin mi var diyorum. Yok. Hayır, tamamen tahmin. Kalırsa girer abi. İyi bir ikinci yarı görmesi. 1,5 yıl sözleşmesi var abi. Kalıyorsa hani kalırsa. İyi bir ikinci yarı geçirmesi lazım. Çok riskli. Beşiktaş'ın en riskli oyuncusu. Bence çok atar da. En riskli oyuncusu. Ya bizim burada Ege de olacaktı bu fotoğrafı. Geliş yok mu? Yok. Fotoğrafta yok Ege. Var ya. Bu fotoğrafta yok Ege. Burada yok muydu? Bir tane bu kim abi, kimle öpüşüyor abi? Şenol Hoca değil mi bu? Şenol Hoca o kadar kısa kesmez saçları. Doğuş diyor ki yok artık abi. Şenol Hoca değil mi? Yok artık abi. Peki geçelim. Süreyya işte fotoğraf bu abi. Fotoğraf bu. Burak da temiz yüzlü bir çocuk. Burak çok temiz bir çocuktur. Aynen. Abi. Çok iyi bir çocuktur yani. Yani çok iyi bir adamdır. Sempatik, güler yüzlü. İyi ahlaklı sporcu bence. Yani kendine ahlaklı sporcudan kastım şu. Kendine bakıyor. Yani 33 yaşında ve hala çok fit. Fazlası yok, iyi çalışıyor. Öyle değil mi? Çocuklarına zaman ayırıyor. İyi bir insan. Bence de öyle bir. Bence özel hayatında bir... yaptığı yanlışlar olabilir. Otobüs şoförünü dövdüğü. Herkesin var abi özel. Görüntüler yani. Geliyor aklıma mesela. Saçma sapan hareketler abi yani. Çok gereksiz. Manasız hareketler. Ben Burak herkes hata yapar. Biz Burak... de yapıyoruz. Biz de mesela yapmamamız gereken şeyler yapıyoruz. Ben abi. Burak Yılmaz'la Beşiktaş taraftarının diyaloğunun Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ki hatta belki son takım olacak Beşiktaş. Futbol kariyerini nasıl bitireceğiyle çok doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir Beşiktaş efsanesi olarak bırakabilir. Beşiktaş yani. Efsanesi olarak bırakamazsın abi. Ya Beşiktaş'ı 1,5 senede Beşiktaş efsanesi mi olur? Sen neden bahsediyorsun abi? Beşiktaş'ın efsanesi Metin Ali, Feyyaz'dır, Rıza'dır ya. Emre Belezoğlu'su Fenerbahçe. Mehmet Özdilek'tir. Ben Fenerbahçe efsanesi olarak görmüyorum ki Emre Belezoğlu'nu. Sen görmüyorsun da sokaktaki adam. Fenerbahçe görmez abi. Fenerbahçe efsanesi falan öyle. Efsane dediğin adam Lefter'dir ya. Can Bartu'dur efsane dediğin adam. Ya onlar efsane canım. Evet tamam işte. Onlar efsane falan. Onlar efsane. Bu efsane. Bu başka bir şey ya. Böyle efsane. 1,5 senelik performansla efsane olunduğu nerede görüyorum? Fanatik. Burak Yılmaz bir Türk futbolu efsanesi midir? Değildir abi. Efsane değil de değil. Tolgay 38 milyon TL. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu için yaptığı son teklif Şener Valbuena artı 1 milyon euroydu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu öneriye sıcak bakmadı. 28 yaşındaki oyuncu için Şener artı 4 milyon euro isteyen Orman takas olmazsa 6 milyon euro'dan aşağıya Tolga'yı bırakmamakta kararlı. Bu da rakam 5 milyon. 6 değil bizdeki, bizim bildiğimiz. Varsa bildiğin ekleme yapacaksan ekle.
Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş yönetimine Tolga için Şener artı Valbuena artı 1 milyon euroluk bir teklif yapmadı. Fenerbahçe yönetimi Şener artı Valbuena artı 1 milyon euroluk teklif yapsa da kabul edilmezdi. Çünkü Beşiktaş yönetimi Valbuena'nın yüksek maaşı sebebiyle ve Şenol Hoca'nın Valbuena'yı istememesi sebebiyle Fenerbahçe yönetimi teklif etmedi. Etse de kabul etmezdi zaten. Kabul etmeyecek zaten. Bir başka haber daha vereyim. Takasta istemiyor. Beşiktaş yönetimi Tolga'yı takasta kullanmak istemiyor. İstedikleri para 5 milyon euro. 5 milyon euro verilirse gelir, gelmezse de kadroda kalır. Gider altyapıda çalışır. Eğer hocasından özür diler, camiadan özür dilerse belki Tolgay ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın A takımında da olabilir. Düşük bir ihtimal de olsa. Arda Turan, dün bir haber okudum burada. Senin rengin beyazladı. Bir şey mi oldu? Yo. İyi misin? İyiyim, iyiyim ya. Bir şöyle bir kendini bir dinle. İyiyim ya, bir şeyim yok. Bak alnım falan yukarıya, gözlerime bak bakayım. Bir şeyim yok. Gözlerin içi de sarardı ha. Yok be abi, sana öyle geçiyor. Senin gözler mi acaba sıkıntılı? İyi misin? İyiyim, vallahi iyiyim. Tamam. Arda Turan Beşiktaş'ın gündemine hiç gelmedi. Dün bir haber okuduk. Fikret Orman çok istiyormuş. Ama işte yıllık ücreti çok yüksekmiş falan. Benim bildiğim Arda Turan'ın Beşiktaş gündemine hiç gelmedi. Peki. Sabah. Kartal'ın aklı Şener'de. Bu iş Kartal'ın olacak aklı, sanki. Kartal'ın aklı sağ bekle diyelim bence. Yani herhalde Şenol Güneş bu konuda biraz ısrarcı. Ha, bu arada Beşiktaş'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Piazza çok yazdık çizdik Türk medyası olarak. Oldu, bitti, geliyor, olmazsa olmaz, vazgeçilmez falan. Piazza'nın da yüksek maliyeti sebebiyle olmama ihtimalinin son derece yüksek olduğunu söyleyeyim. Ama bir sağ bek istiyorlardı. Şimdi sol ön arıyorlar Babel sebebiyle. Orada da birinci tercih Lens Quaresma gibi olacak. Orada da bir son günleri bekleyecekler. Orada da son günleri bekleyecekler. Yani şunu söyleyelim. Ara transfer döneminin son günleri bir hayli kanlı geçecek. Her takım için. Özellikle takımdan gönderilecek oyuncular anlamında da ciddi pozisyonlar olabilir. Şu ana kadar Fenerbahçe'de takım içerisinde herhangi bir oyuncuya teklif yurt dışından çok yok. Ama onlara da gelebilir. Bu da bir kulağınıza kar suyu kaçırayım. Peki, Milliyet, bir sonraki haberimiz. Sağ gösterip sol vuracak. Siyah beyazlar Sampdoria'da top koşturan Berezinski Atalanta forması giyen Kastanya ve aynı kulüpte Dijim City ile Sivasspor'lu Douglas için sürdürdüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Kadro dışı bırakılan isimlerle yollarını ayırmaya çalışan yönetim bütçenin rahatlaması durumunda Şenol Güneş'in kriterlerine uygun olan ismi transfer takla edecekti. Takla at böyle böyle bir takla attır onu takla attır. Bu takla dördü attır. De aynı mevki oyuncu. İşte tamam. Ha. Bunlardan en uygun ismi olan bir tane. Bir de hepsi sağ bek ve sol bek de oynayabiliyor diyor. Sağ gösterip sol vuracak. Takla baba. Serdar böyle bir takla attırmış yersen. Serdar güzel bilgiseller yapıyor Twitter. Ne yapıyor? Bilgisel. Ya bırak abi, bilgisel ne demek abi ya. Biraz gazeteye de mi yazsa acaba, ne yapsın? Oo, güzel sert bir eleştiri. Yo. Kardeşi, arkadaşı olarak. Foto maç. Neyi okuyoruz abi burada? Kuçka. FIFA yasağı kaldırırsa transfer yapacağız. Ancak olumsuz bir durumla karşılaşsak da fark etmez. İyi bir kadromuz var. Hedeflerimize ulaşırız. İki gün içinde bu konu netleşecektir diyor yönetici Haluk Şahin. Ayrıca Kuçka da 1,5 milyon euroya gitti haberi var. Parma ile anlaştı. Tekrar İtalya'ya döndü. Milliyet son haberimiz. Bir dakika dur. Ben bu Kuçka transferinden Trabzon kaç para aldı anlamadım. Doğuş iyi takip etmiştir onu. Bir geleceğe Trabzon yönelik 1,5 milyon olur. Eurodan vazgeçtiğini yazma, o sayma. Parma'nın 4 milyon 760 bin euro sözleşme fesih bedeli
ve 238 bin euro FIFA dayanışma katkısını ödeyeceğini duyurdu. 5 milyon euro. Kuçka'ya sözleşme sonuna kadar tahakkuk eden toplam 4 milyon 800 bin euronun 3 milyon 375 bin kısmı 3 taksitle ödenecek. Ayrıca hizmet bedeli verilecek. Özetle kulübe gelecek para 5 milyon euro. Çıkacak para 3.575 1 milyon 423 bin euro kar. Kuçka'dan para kazanmış Trabzon anladığım kadarıyla. Doğuş ne kazanmış Trabzon? Yazdı işte 1 milyon 423 bin de yukarıdaki haber öyle değil. Abi hepsini çıkartınca işte Gökhan abin dediği gibi 1.4 diyor. Ama geçmişe dönük çok fazla alacağı varmış. Asıl sebebi bu. Normalde 5 milyon euro yakın bonservis alması gerekiyor. Ama alacaklarından dolayı, borçlardan dolayı 1.4'e düşmüş. Peki. Yani 5 milyona mı satmış oluyor bu durumda? Evet abi. Peki. Mesela bizim Türkiye'deki taksiciler gibi tarif yani fotomaç. Başlık 1.5 milyon euro. Aşağıda kar 1 milyon 423 bin euro. Şimdi mesela niye 1 milyon 400 bin euro değil de 1 milyon 500 bin euro yazıyor? Taksiciler gibi diyor ya. Öyle değil mi abi? Mesela 12 lira yazıyor. 15 lira veriyorsun. Abi bozuk param yok diyor. 15 lira alıyor baba. E abi 2 lirayı alma baba. 10 al mesela 5 ver. E 10 al abi. Ben niye 15 veriyorum abi? Bir de arada birisi sen 3 veriyorsun. O 2 almayacak yani. Evet. Geçelim son habere. Başakşehir'in Sivas Spor'dan kadrosuna kattığı Robinho hedeflerinin net olduğunu söyledi. Aklımız şampiyonlukta. Bu röportajın ayrıntılarını da Milliyet gazetesinde okuyabilirsiniz. Onun yanında nasıl olmuş görüyor musun? Ne olmuş? Olmuş yani. Tüm takım olarak rüyamız, düşümüz, istediğimiz şey şampiyon olmak. Yapmamız gereken tek şey odaklanmak ve çalışmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak, kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştir. Zannedersin ki 30 yıldır Robinho Başakşehir'de. Robinho da öyle bir kariyer. Yani neredeyse yaşamadı, hiçbir şey kalmadı yani. Real Madrid, Manchester. Adebayor'la City'de oynadılar bak görüyor musun ya? Ya nereden nereye abi? Çok önemli kariyer. İyi futbolcu. Vay be abi. Manchester City'den gelsen Türkiye'ye yıllar sonra Başakşehir diye bir takım ve takım arkadaşı ol yeniden. Aynen. Nerede, ne hedeflerden, ne hedeflere? Spor sayfasının sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz hiçbir bir şey Gökhan Bey? Ben sana içeride biraz daha anlatacağım. Neden Fenerbahçe'de sorumlu Komolli ve teknik heyet, neden Galatasaray'da Fatih Terim değil kısmını, bir tane kızılcık sopası istedim, mesaj yazdım. O sopayla döve döve anlatacağım artık. Yarın sabah yeniden karşınızda olmak dileğiyle iyi bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Başka türlü.